Hem fintechlerden hem de bankalardan ve onların kurdukları iş birliklerinden bahsedeceğiz sıradaki panelimizde. Hemen alkışlarınızla konuklarımızı sahnemize alayım. Türkiye İş Bankası Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Müdürü Oğuz Taner Okutan ve PCR Checklist kurucu ortağı ve CEO'su Kıvanç Harputlu'yu sanal alkışlarınızla sahnemize alalım hemen. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisiniz. Çok harika iyiyiz. Program oluyor. Çok iyi, sağ olun. Çok teşekkürler. Dilerseniz... Çok teşekkürler, sağ olun. 20 dakikamız var. Ben hemen vakit de kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle PCR checklist tarafından başlayacağım ilk olarak. Bilmeyenler için hemen Kıvanç Bey'den alalım. PCR checklist nedir? Neler yapar? Nasıl hizmetler sunar? İlk önce bence bunları alarak başlayalım. Tabii ki. Merhabalar öncelikle. PCR checklist aslında banka ve ödeme sistemcileri adına onların müşterisi olan hizmet verdiği üye işyerlerinin, e-ticaret sitelerinin dışarıdan entegrasyonsuz ve kolay bir şekilde siber güvenlik risk analizini ve yönetimini gerçekleştiriyor. Aslında hikayemiz 2018 Eylül'de başladı bizim. 2018 Eylül'de ilk kodu yazmaya başladık. Ardından 2020 Ocak ayı ile birlikte World Cup'a dahil olduk İş Bankası'nın hızlandırma programına. Ve aslında orada şanslı bir pivot geçirdik. Daha önce aslında kurguladığımız model banka ve ödeme sistemcilerin kendi güvenliğini sağlamasıyla ilgiliydi. Ama hem sektördeki değişiklikler hem veri sıkıntılarının ve saldırgan tiplerinin değişimiyle birlikte biz bu tarafta onların müşterileri olan üye işyerleri, e-ticaret sitelerinin siber güvenlik risk analizine evrildik. Şundan dolayı şanslı bir pivot da aslında yaptığımız yatırımların hiçbirini çöpe atmadan bu pivotu gerçekleştirdik. Ve 6 aylık bir World Cup sürecimiz oldu. Burada hatta Ankaralı bir ekibiz, İstanbul'daydı program. Her hafta pazartesi gidiyorduk, yola çıkıyorduk. Çarşamba geri dönüyorduk. Şimdi tabii pandemi dönemine denk gelse muhtemelen evimizden oturup yapacaktık. O zaman öyle değildi. O yüzden pazartesi sendromunu böyle derinlerde yaşıyorduk. Sabah 4'te yola çıkarak. Ardından demo değilimizden yani mezuniyetimizi yaptık Haziran ayında World Cup'tan. Aynı zamanda ilk yatırım turumuzu açtık. İlk yatırım turumuzda da Eylül ya da Ekim ayında term sheet'imizi aldık. Onu da Maxis'ten, İş Bankası Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ve aynı zamanda Ömer Erkmen'den, World Cup'ın da baş mentorlarından. Ve 2020 Ocak'ta da ilk yatırım sürecimizi tamamlamış olduk. 1.2 milyon TL'lik bir turla. Şu anda geldiğimiz noktada da 3 büyük bankayla bir kamu kurumuyla çalışarak hayatımıza devam ediyoruz. Yaklaşık da taradığımız üye işçisi ise işte bir yıl içinde 60 kat arttı. Genel olarak bu şekilde. Çok teşekkürler. Çok güzel bir özet oldu. Ben hemen aslında İş Bankası tarafına geçmek istiyorum. Oğuz Bey, zaten yine PCR checkliste yaptığınız işbirliklerine geçeceğiz ama öncesinde İş Bankası fintechlere nasıl bakıyor, fintech işbirliklerine nasıl bakıyor, bugüne kadar neler oldu? Sizden de İş Bankası özelinde kısa bir özet alırsak öyle devam edelim. Memnuniyetle tabii. Kıvanç anlatırken gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti bütün o dönemler. Çünkü büyük bir kısmında tabiri caizse sürekli yakın çalışma içerisindeydik. Dolayısıyla da hemen hemen pek çok adımına diyeyim o yolculuğun. Ben de bizzat şahit olma fırsatı buldum. Gerçekten çok heyecan verici bir yolculuk. İş Bankası biliyorsunuz 96 yıllık bir cumhuriyet kurumu. Ve aslına bakarsanız kuruluş misyonu gereği bugüne kadar olağan bankacılık faaliyetlerini hem yürüttü hem de ülkenin kalkınmasına nasıl katkı sağlarız diye bir sorumluluğu da hissetti. Bu çerçevede şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Girişimciyi desteklemek Türkiye İş Bankası için yalnızca işte son birkaç yılın konusu değil. Ülke ekonomisine hız kazandırmak, memleketin işte ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla girişimciyi, müteşebbisi desteklemek bizim tabiri caizse kurumsal DNA'mızda var olan bir özellikle bir öncelik. İşte geride bıraktığımız 96 yıla baktığımızda sadece bankacılık yapmış değiliz. Her ölçekte işte kurumsaldan tutun COBİ'ye, işletmesinden startup'ına, fintech'ine varıncaya kadar her ölçekteki pek çok girişimi farklı yöntemlerle
destekledik. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok firmanın sermayesinde, büyüme hikayesinde İş Bankası'nın sağladığı destek ve katkı vardır desek herhalde çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bizim dijital dönüşüm hikayemiz, yani Türkiye İş Bankası'nın dijital dönüşüm hikayesi içerisinde ise girişimcilik ekosistemini desteklemek ayrıca bir yere sahip. Girişimcilik ekosistemi bir parça yeni ekonominin temel kavramlarından biri malum. Daha ziyade de günümüz dünyasında diyelim, değerlendirdiğimizde daha ziyade teknoloji odaklı iş yapış biçimlerine de iş modellerine sahip katma değerli dijital iş modelleri üzerinden varlığını sürdüren, faaliyetlerini yürüten firmaları ifade ediyor girişimcilik ekosisteminin oyuncuları. Biz de tabii ki bu ekosistemle tarihsel misyonumuzun da devamı içerisinde bir arada olmaya hep özen ve önem gösterdik, önem verdik. Bunun da çok somut çıktılarını aslına bakarsanız az önce Kıvanç PCI checklist'in hikayesini anlatırken zaman zaman değindi. İşte Collective House'daki ofisten, o küçük ofisten başlayan, Silikon Vadisi'nden Çin'e varıncaya kadar pek çok bu girişimciliğin ve inovasyonun öncüsü konumundaki coğrafyalarda açtığımız ofisler ve oralardaki know-how'un ülkemize transferi veya oralardaki gelişmelerin yakın takibi önceliklerimiz arasında yer aldı. Tabii WorkUp programı, girişimcilik programı bu ekosisteme kazandırdığımız en temel değerlerden bir tanesi. Bugüne kadar da toplamda şu ana kadar 7 dönem oldu. 98 girişim kabul edildi. 10 binden fazla başvuru içerisinde, aslında başvuru adedinin yüksekliği memnuniyet vereceğim ülkemiz adına, memleketimiz adına. Toplamda 98 girişim kabul edildi. Şimdiye kadar da 60 mezun verildi ilk 6 dönemde. Bunların da çok büyük bir kısmı faaliyetini devam ettiriyor ve önemli ölçekte de yatırım aldılar şimdiye kadar. Hem müşterisi oluyoruz girişimlerin, hem onlarla birlikte MVP kıvamındaki bir ürünü alıp İş Bankası'nın use case'leriyle destekleyerek, canlandırarak, zenginleştirerek o ürünleri aslında bakarsanız büyütmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sonunda da müşterimizi oluyoruz. İşte PCI checklist'inde en büyük müşterisi şu an İş Bankası. Her platformda da bunu büyük bir rahatlıkla ve güvenle söyleyebiliyorum. Çünkü pazarda Türkiye biliyorsunuz kartlı ödeme sistemleri konusunda çok önemli bir pazar. Baktığınızda pek çok inovatif ürünün, hizmetin geliştirildiği bir pazar. PCI checklist'te bu pazarda çok önemli bir, aslına bakarsanız boşluğu dolduruyordu ya da bir eksikliği ya da bir açığı dolduruyor. Dolayısıyla da bizim için ve sektör için bence çok çok önemli bir hizmet. Genel olarak söyleyebileceklerim de ilk aşamada böyle. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok, benim için çok güzel bir yerde bıraktınız. Ben de zaten Kıvanç Bey'e tam onu soracaktım. Aslında buradaki doldurdukları boşluğun detaylandırmasını isteyecektim biraz. Dilerseniz hemen Kıvanç Bey'e geçelim. Tam olarak bu sektördeki, yani özellikle ticaret sektöründe, bu ödemeler sektöründeki boşluğu tam olarak nasıl dolduruyorsunuz? Burada nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Yani bunu detaylandırabilirseniz çok sevinirim. Şöyle aslında, bunu birkaç tane kaynaktan bilgi vererek başlayayım. Mesela Verizon 2020 Data Breach Investigation Report'a baktığınızda çok değişik datalar artık günümüzde çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi şu, saldırganlar finans ve sigorta endüstrisine yaptığı saldırıların motivasyonunun %91'i finansalken, perakende sektöründe, e-ticaret sektöründe finansal motivasyon %99. Yani finans
sektörünün kendisinden daha çok e-ticaret sektörüne bu saldırıları yapıyorlar. Bu da aslında sektörün değişimiyle alakalı. Şimdi bu salonu oluşturan çoğu firma, hani daha büyük firmalar ve ciddi anlamda siber güvenliğe ciddi anlamda yatırım yapıyorlar. Ekiplerini kurdular, büyük ekipleri var, sürekli kafa yoruyorlar. Ama bununla birlikte yine aslında kredi kartı bilgilerinin ya da diğer kişisel verilerin, önemli verilerin geçtiği e-ticaret siteleri olsun, daha küçük işletmeler, SME katmanı dediğimiz taraflarda bu siber güvenlik altyapıları henüz hazır durumda değil. Bu da aslında maddi yetersizliklerden dolayı gerçekleşiyor ve bundan dolayı da saldırganlar artık daha kolay saldırı yapabilecekleri taraf olarak bu tarafı görüyorlar. Saldırıları buna göre gerçekleştiriyorlar. Biz bu yüzden şunu gördük. Mesela yatırımlar arttıkça, banka ve ödeme sistemcileri kendi altyapılarına yaptığı yatırımlar arttıkça fraud oranları olsun, kart çalınma oranları olsun yine aynı oranda artmaya devam ediyor. Çünkü burada üçüncü parti dediğimiz üye işyerleri e-ticaret sitelerinin güvenliğini ve risk analizini yapmadığımız bir sürece burada sorunlar olmaya devam ediyor. Bunlar diğer firmalara fraud olarak dönüyor. Bundan dolayı da işte Nielsen Report'ta 28 milyar dolarlık globalde bir fraud oranı bulunuyor. Biz bu sorunların çözülebilmesi için üye işyerlerinin güvenlik taramalarını yapıyoruz, bankalara risklerini sunuyoruz ve bu riskler içinden de önceliklendirme yapılarak bankaların çok çok hızlı bir şekilde otomatik raporlarla e-ticaret sitelerine bu risklerini sunmalarını ve iyileştirmeleri sağlamalarını aslında zemin hazırlamış oluyoruz. Hatta işte bir yıllık sonuçlarda da her sene e-ticaret sızıntıları %23 büyürken biz %35'lik risklerini bankaların burada azaltıyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Yani bunu söyleyebiliriz kesinlikle. Hemen tekrar İş Bankası tarafına dönmek istiyorum. Şimdi bugüne kadar aşağı yukarı neler yaptığınızı, fintechlere nasıl baktığınızı kısaca özetlediniz aslında ama ben biraz da PCI checklist özelinde bir özet istiyorum. Yani bugüne kadar nasıl bir işbirliği yapıldı ve nasıl bir işbirliği hedefleniyor aslında, bunu öğrenmek istiyorum. Sizden de bunu alabilirsem çok sevinirim. Emniyetle. Kıvanç'ın ifade ettiği üzere e-ticaretin çok hızlı bir büyüme seyrettiği herkesce malum. Türkiye bu anlamda da başı çeken ülkelerden de bir tanesi. Büyüme hızı bakımından, e-ticaretteki büyüme hızı bakımından. Burada olabilecek, gelebilecek çeşitli siber saldırılara karşı e-ticaret iş yerlerinin, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların web sitelerinin ve genel anlamdaki bilgi işlem altyapılarının güvenliğinin sağlanması önemli bir unsur. Sağlıklı bir büyüme elde edilebilmesi bakımından. Yani büyüme çok hızlı gelişiyor. Bu hızlı büyümenin mutlaka sağlıklı olduğundan emin olmamız lazım. Güvenceli bir şekilde olduğundan emin olmamız lazım. Ekosistemin bütün oyuncularının, bankaların ve e-ticaret firmalarının ve diğer paydaşlarımızın bu hızlı büyümenin sağlıklı olduğundan emin olması lazım. PCI checklist'te olan bizim iş birliğimiz, iş ortaklığımız aslına bakarsanız bu amaç doğrultusunda ortaya çıktı. Başlangıçta PCI checklist ekibiyle work up münasebetiyle tanıştığımızda o günkü manzara aslına bakarsanız bugün olduğundan, sektör olarak söylüyorum, bugün olduğundan biraz daha gerideydi. Epey yol kat edildi. E-ticaret ekosistemi anlamında söylüyorum. Biz PCI checklist ekibiyle birlikte oturduk. İş Bankası'nın üye iş yeri portföyünün özelliklerine dikkate alarak nasıl bir ürün, nasıl bir hizmet olursa buradaki ihtiyaç daha layıkıyla karşılanabilir düşüncesiyle hareket ettik ve onlarla birlikte ilerledik. Aslına bakarsanız biz kendi tecrübelerimizden yola çıkarak ihtiyaçlarımızı söyledik. PCI checklist ekibi de son derece
güzel bir çalışmayla, disiplinli bir çalışmayla bu ihtiyaçları karşılayacak çözümleri ürettiler. Ve bugün memnuniyetle de görüyoruz ki sadece Türkiye sınırlarıyla da kalmayacak. Herhalde Kıvanç onlara da değinecektir. Çok farklı coğrafyalara da girecekler. Biz tabii şu anda en büyük müşterisi olarak PCI Checklist'in binlerce sanal POS üye iş yerimizi kapsayan portföyümüzün web sitelerinin güvenlik taramalarını PCI Checklist ekibiyle birlikte yapmaya başladık. Oldukça da iyi, güzel, verimli sonuçlar alıyoruz. Memnunuz da gelişmelerden. Tabii gelişmenin sonu yok. Sürekli de bu ürünü daha nasıl geliştirebiliriz, bu imkanları daha nasıl zenginleştirebiliriz diye de kafa yormaya devam ediyoruz. PCI Checklist ekibiyle birlikte. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Her şeyi geliştirmeye, birlikte üretmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Bana yine çok güzel bir top attınız arada. Bir yurt dışı açılımı dendi. Yani çok az da vaktimiz kaldı. Bir iki dakikamız kaldı ama ben hemen Kıvanç Bey'e de dönüp onu bir gelecek planlarını sormak istiyorum. Aslında her ikinize soracağım. Yani kısa bir şekilde gelecek planlarınızı alabilirsem çok sevinirim. Kıvanç Bey'den başlayalım. Buyurun. Tabii ki. Oğuz Bey'in de bahsettiği gibi Türkiye burada çok önemli bizim için. Çünkü e-ticaretin en hızlı geliştiği pazarlardan bir tanesi. Statista verilerinde de lider durumunda. %20'lik her sene büyüme bekleniyor 2024 yılına kadar olan projeksiyonda. Bu kapsamda özellikle Oğuz Beylerle işte İş Bankası ekibiyle kurduğumuz ilişki olsun, diğer müşterilerimizle olan ilişkiler sürekli birbirimizden öğrenerek, onların problemini anlayarak ve onları sorunlarını aslında çözerek ilerliyoruz. Bu kapsamı Avrupa'da uygulamak da bizim için oldukça anlamlı ve kolay oluyor. Çünkü aynı sistemler kuruyor ve Türkiye biraz daha ileride aslında Avrupa'daki bankacılık sektörüne, hatta çok daha ileride diyebiliriz. Bu kapsamda Hollanda ve Malta'da operasyonlarımızı başlattık. 2021'in ilk çeyreğiyle birlikte İngiltere tarafında harekete geçirmek istiyoruz. Genel olarak aslında öyle. Hayırlısı olsun öncelikle. Oğuz Bey, hemen sizden de İş Bankası özelinde bir bu konuyla ilgili gelecek planlarını alırsak kapatalım panelimizi. Tabii ben sadece PCI checklist ile var olan ve devam edecek olan işbirliğimiz kapsamında değil, aslında daha genel olarak Türkiye İş Bankası'nın fintechlerle işbirliğine dair son bir iki cümle edeyim. Bu devam edecek. Daha çok yolun başındayız. Bu yeni teknoloji odaklı sektörler, ihtiyaçlar devam ettiği müddetçe İş Bankası da bu ekosistemi desteklemeye devam edecek. Dediğim gibi bu zaten tarihsel misyonumuzdan da ileri gelen, DNA'mızda, kurumsal DNA'mızda var olan bir şey. Dolayısıyla da biz böyle bir gayretin içerisinde olmaktan son derece mutluyuz. Sonuçlarını da her anlamda gerek bankamız adına, gerekse de memleketimiz adına iyi sonuçlar aldığımızı görmekte açıkçası bizi daha da cesaretlendiriyor, yüreklendiriyor, motive ediyor. Ben de çok teşekkür ediyorum bu hikayeyi bütün katılımcılarla paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Ben ikinize de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun.